Web Ustası kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Bugün sizlere sesinizi ve yüzünüzü kullanmadan yapay zekaya tamamen otomatik şekilde oluşturtabileceğiniz videolar hazırlamanız konusunda yardımcı olacağım. Bunu 10 dakika içinde hazırlayacağız arkadaşlar. 30 adet video hazırlamaya çalışacağız. Sizlere de tüm detaylarıyla gösteriyor olacağım. Kullanacağımız herhangi bir ekstra program yok arkadaşlar. Tamamen elimizin altındaki uygulamalarla devam edeceğiz. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. Arkadaşlar ilk adımımız için ChatGPT'ye başvurduk. Şimdi buraya şöyle bir şey yazdım. Bana hayatla ilgili 30 adet motivasyon cümlesi bulmanı istiyorum. Motivasyon cümleleri iki bölümden oluşsun. İkinci kısım birinci kısmın devamı gibi olsun. Birinci kısım en fazla 5 kelimeden, ikinci kısım en fazla 5 kelimeden oluşsun dedim. Ve ChatGPT'ye gönderdim. Bakalım nasıl bir sonuç gelecek. Evet arkadaşlar ChatGPT şimdiden tam da istediğim gibi yazmaya başladı. Bizler de yapay zeka bu kadar kabiliyetliyken neden kullanılıyor? dedik arkadaşlar bakalım bugün 30 adet videoyu nasıl oluşturacağız videoyu sonuna kadar istisnasız takip etmeniz önemli aksi takdirde başaramazsınız bir yerde takılır ve tekrar videoyu en başa sardırmak zorunda kalırsınız bu yüzden sonuna kadar takip edin arkadaşlar evet 30 adet cümlemiz hazır peki şimdi ne yapacağız şimdi buraya dedim ki sadece birinci kısmı bir Excel tablosuna yerleştirebileceğim şekilde ayarla kod ve çizgiler istemiyorum dedim ve ChatGPT'ye tekrar gönderdim. Evet 30 motivasyon cümlemin ilk kısımlarını hemen buraya ayırdı. ikinci kısımları ayırdı. Bunu neden yaptığımızı birazdan anlatacağım zaten göreceksiniz. Şimdi birinci kısmı aldık. Şimdi bu cümlelerin devamını yani hemen altındakileri alacağız arkadaşlar. Sadece ikinci kısmı bir Excel tablosuna yerleştirebileceğim şekilde ayarla dedim. Kod ve çizgiler istemiyorum dedim ve gönderdim. Kod ve çizgiler istemiyorum dememin sebebi arkadaşlar bazen yapay zeka Excel tablosuna yerleştirebilmemiz için kendine göre bir çalışma yapıyor. Ancak bu çalışma maalesef ki Excel tablolarına tam olarak uymuyor. Bu yüzden ayırmayı tercih ettim. Gördüğünüz üzere ikinci kısmı da ayırdı arkadaşlar. Bir ve ikinci kısım şeklinde bu cümleleri ikiye ayırmış oldum. Şimdi bunlarla video oluşturacağız arkadaşlar. Şaka gibi geliyor olabilir ama 10 dakika içinde o 30 adet video yapmayı sizlere bugün öğreteceğim. Cümleleri ikiye ayırdık. Ne yapacağız? Arkadaşlar birinci kısmı hemen kopyalıyorum. Kopyala dedim. Google dökümanlara geldim. Hemen sol kısımdan e tabloları açtım. Yani yeni bir Excel tablosu açıyorum arkadaşlar. Bilgisayarınızda Excel olmaması ihtimaline karşı Google dökümanları sizlere göstermek istedim arkadaşlar. Şimdi şu birinci kısmı yani A kısmını hemen sağ köşesinden biraz Açtım ki cümlemin ilk kısmı buraya sığsın. Az önce kopyaladığım birinci kısmı hemen buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Şöyle biraz daha açarsak sanırım tam olacak. Evet tümü buraya sığmış oldu. Şimdi birinci kısmı kopyaladık dedik. Sırada ikinci kısım var arkadaşlar. İkinci kısmın tümünü de tırnak içinde hazırlamış. Aslında bunu istememiştik ama daha da güzel oldu diyebiliriz. Bu B kısmını da hemen şöyle biraz açıyorum ve cümlelerimin devamını buraya yapıştırıyorum. Burası da ikinci kısım oldu. Bakalım sığdı mı? Evet sığmış arkadaşlar. Peki 30 adet sıralanmış iki kısımla ne yapacağız? Arkadaşlar insanların ilgisini çekecek shorts videoları oluşturacağız. Şaşıracaksınız ama 10 dakika içinde bunu başaracağız dostlar. Üçüncü durağımız kanva olacak. Kanvaya geldik ve sağ üstten tasarım oluşturun dedik. Hemen bu kısma ben de burada var ama belki ilk kez kullanıyor olabilirsiniz. YouTube kısa yazmanız karşılığında hemen size YouTube kısa videoları şeklinde çıkacaktır. O seçeneği seçin ve solda şablonlar göreceksiniz. Bu şablonlardan hangisini beğeniyorsanız onu seçin arkadaşlar. Ben şöyle en baştakini seçtim ve tam olarak oturdu. Şu gereksiz kısımları buradan siliyorum. Şimdi Google E tablolara geldik. Aklınızda şu soru işareti oluyor olabilir. E bunları tek tek mi uğraşacağız? 30 adet iki kısımdan oluşan cümle yazdık. Bunları tek tek manuel olarak mı buraya kopyalayacağız? Zamanımızı alır dediğinizi duyar gibiyim ama almayacak. Birazdan her şeyi otomatiğe bağlayacağız arkadaşlar. Şimdi dostlar sadece bu birinci kısmın ilk cümlesini yani hayatta her an değerli bölümünü kopyaladım. Ve buradaki yazıyı tamamen seçip yani bunu silip buraya kendi cümlemi yapıştırdım. Herhangi bir boşluğa tıklıyorum. Bu cümleme sağ tıklayıp süreyi göster deyip öncesinde hemen alttaki şablonu yani bu bu kısmı 10 saniyeye ayarlayıp tam 10 saniyeye ayarlayalım. Daha sonrasında ilk cümlemi 5 saniyeye ayarlıyorum. Yani bu 10 saniyelik şablonu 2'ye böleceğim arkadaşlar. 5 saniyesinde birinci cümlem, ikinci 5 saniyesinde ikinci cümlem olacak şekilde. Excel tabloma geldim. İkinci kısmı kopyaladım. Tabi öncesinde burayı kopyalıyorum. Şöyle biraz aşağı alalım. Buraya yapıştırdım. Bununla aynı hizaya getirdim arkadaşlar. Ve sağ tıklayıp süreyi gösterdim göster dedim. Şöyle bunu da ikinci 5 saniyeye alıyorum. Tam 5 saniye yapacağım ki birbirine müdahale etmesin. Şöyle tam 10 saniyeye ikisini ayarlamış olduk. Bakalım ne oldu arkadaşlar. Play'e bastım. Cümlemin ilk kısmı geldi. Daha sonrasından bu silinip ikinci cümlem ekrana yansımış oldu. Şimdi ilk videomuzu oluşturduk. 10 saniyelik ilk videomuz hazır ki diğer 29 bölüme de aynı şekilde mi uğraşacağız? Tabii ki hayır arkadaşlar. Otomatiğe bağlayacağımızı söylemiştik. Bakın kanvada sol kısımda uygulamalar diye bir bölüm var. Buna bir kez tıkladığınızda hemen burada toplu oluşturmayı göreceksiniz arkadaşlar. Buna tıklıyorum. Veriyi manuel olarak gir diyorum. Burada karşı ama iki adet kısım geldi. Hemen şuraya bir isim verelim. Birinci kısım. Diğerine de ikinci kısım diyelim. Böylelikle iki kısmı da birbirinden ayırmış olduk. Şimdi geri kalan 29 adet motivasyon cümlemi kopyalıyorum. Canva'ya gelip hemen buradan yapıştırıyorum. Evet 29 adet oldu. Şimdi burası birinci kısımdı. Burası ikinci kısımdı. Peki ne yapacağız? Hemen arkadaşlar videomun üzerine tıkladım. Şunu şöyle biraz ayırıyorum. İlk videomun birinci cümlesine sağ tıklıyorum, veriyi bağla diyorum ve buradan birinci kısım diyorum. Hemen şu tabloyu görmemiz gerekiyor. Evet şu anda doğru. Şimdi ikinci cümleme dokunuyorum, sağ tıklıyorum, veri bağla diyorum ve ikinci kısmı seçiyorum. Sonrasında aynı hizaya getiriyorum arkadaşlar ve daha sonrasında sol alt kısımdan devam ediyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ilk hazırladığım şablon videodan sonra ondaki biçimi tamamen ko kopyalayıp aynı şekilde 29 adet daha video üretti. Şimdi buradan 29 tasarım oluştura tıkladım arkadaşlar ve çok kısa süre sonra 30 adet videom hazırlanmış oldu. Düşünsenize toplamda 30 günde her gün bir tanesini paylaşabileceğiniz 30 adet videonuz oldu arkadaşlar. Şimdi tıklayalım bakalım neler olacak. Bu birinci motivasyon videom arkadaşlar. Hemen ilerletelim 2'ye gelelim. Bu ikinci motivasyon videom arkadaşlar. Şimdi üçüncüye gelelim. Bu da üçüncü motivasyon videom ve bu şekilde 30 adet video oluşmuş oldu dostlar. Shortslarda şöyle bir durum var. YouTube bildiğiniz üzere istikrarı sever arkadaşlar ve shorts videolarda diğer uzun videolardaki gibi açıklama ve etiketler önemli değildir. Önemli olan kullandığınız hashtaglerdir ve başlığınızın ne kadar merak içerdiğidir. Yani izleyicinin ilgisini çekmek zorundasınız. Tabii ki paylaşım saatiniz de önemli arkadaşlar. Videonuz ne kadar kaliteli olursa olsun uygun bir saatte paylaşmazsanız keşfete düşmeyecektir ve buyurun size keşfete düşebilecek 30 adet video arkadaşlar dilerseniz yüzlerce binlerce tane oluşturabilirsiniz ben size bugün çok uzatmamak adına 10 dakika içerisinde 30 adet video oluşturdum peki bunu nasıl kaydedeceğiz hemen sağ üstte paylaş var arkadaşlar ve buradan indir var ben Canva'nın premiumunu kullanıyorum bu yüzden ben 30 adet shorts videoyu birbirine ayrı olarak indirebilirim. Ancak free versiyonunu kullanan arkadaşlar bunu yapamayabilirler ama sorun değil. Toplamda 30 videoyu buradan indirin dediğimde 30'unu da birbirine bağlı olarak indirecektir. Ama ücretsiz uygulamalardan herhangi birinde bunları birbirinden 2-3 dakika içinde ayırabilirsiniz arkadaşlar. Bugün aslında sizlere balık tutmayı öğrettim. Yani oltayı elinize verip hadi ne yaparsanız yapın demedim. Web Ustası kanalında bundan sonra böyle videolar mutlaka bulacaksınız arkadaşlar. Sizler de kanalıma abone olarak bu tarz içeriklerin devamının gelmesini sağlayabilirsiniz. Kalitemizden ödün vermemeye çalışıyoruz. Ancak bu sizin de kanala olan ilginize bağlı dostlar. Bu kadar çok ilgi gösterirseniz o kadar motive oluruz ve yeni yeni içerikler üretiriz. Bizler bu işin uzmanları olarak daha fazla insana ulaşma derdindeyiz. Daha fazla insana belki de hayatlarını kurtarmaları için yardımcı olma derdindeyiz ve bu kanalı alanından herkese selamlar iyi akşamlar